İlk öğretim haftası kutlama programına hoş geldiniz. Afyonkarahisar Valisi Sayın Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hitapları, okulumuz öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu ve baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ile tüm aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde Aslı Can Yakan yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Yeni ufuklar açacak, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz ve bu ufuklara yelken olacak değerli öğretmenlerimiz. Yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun. Okula ilk defa bu yıl başlayan ve yeniden okuluna, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan sevgili öğrencilerimiz. Heyecanınızı, coşkunuzu tüm kalbimle hissediyor ve sizlerle aynı coşkuyu yaşıyorum. Sayın Valim, değerli konuklar, bugün itibariyle 841 okulumuzda 150 bine yakın öğrencimizle ve 10.972 öğretmenimizle 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Bizlerin amacı ülkemizin geleceği, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin kendilerine, ailesine ve ülkesine faydalı nesiller olarak yetişmesidir. Sevgili öğrenciler, 2023'e girerken geleceğin güçlü Türkiye'sini kurmak ancak sizlerle mümkün olacaktır. Ömrümüzün önemli aşamalarından olan eğitim öğretim hayatında göstereceğiniz başarı bizim en büyük arzumuz ve teminatımızdır. İyi bir insan, iyi bir vatandaş, milli manevi değerler, evrensel değerlere sahip, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeniz ancak ve ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Biz eğitimcilerin en büyük ödevi işte budur. Valimiz Sayın Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı'nı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim. ...2022-2023 eğitim öğretim dönemi açılış programına hoş geldiniz diyorum. Evet, 841 okulumuzda 8.281 derslikte 10.972 öğretmen ve 147.241 öğrenciyle bugün eğitim öğretim yılına yeniden başlıyoruz. Ben tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, şu kıymetli sevgili öğrencilerimize ve çok kıymetli, çok değerli fedakar velilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını en içten dileklerimle temenni ediyor. Herkese başarılar ve kolaylıklar diliyorum. İnşallah hem hepimiz, her birimiz hem de şehrimiz için çok güzel ve verimli bir yıl olur. İnsanlığın bugüne dek geçirdiği süreçten ve yaşanan tarihi gelişmelerden çıkarabileceğimiz en büyük ders de tüm dünya milletleri için en önemli servetin sahip oldukları iyi yetişmiş insan kalitesi olduğudur. Kalkınma ve ilerleme yolunda ülkemizi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. İşte buradaki inşallah çok kıymetli öğretmenlerimiz, çok fedakar velilerimiz bu eğitimli, nitelikli insan gücünü burada gördüğümüz çocuklarımızı ülkemize kazandıracaklar. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına da sahip olabilmeleri, aynı zamanda özgüvenleri yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmeleri.
Okulumuz 3B sınıfı öğrencilerinden Doğukan Avcı'yı Okulumuz adlı şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Okul sevgili okul, neşe bilgi yuvası, güzel kitaplar burada, birçok arkadaş burada. İnsan nasıl sevilmez, böyle yerde okur da. Senin çatın altında girmez kötü duygular. Bilgi giren yerlerde kalmaz artık kaygılar. Her yerden daha güzel bizim için burası. Okul sevgili okul, neşe bir yuvası. Thank you.
buradayız efendim. Günaydın. Buradayız efendim. Hangi derstesiniz siz şu anda? Çizgileri mi yapıyorsunuz? İlk okuma yazma öyle mi? Senin adın neydi? Sezai. Kimseye söylemek istemiyor. Sadece bana söylüyorsun. Çocuklarla beraber fotoğraf olsun mu? Böyle arada. Aman. Bak şu çok büyük. O zaman şey olsun. Ha biz de yazılımcı yaptık sayın malum o işlere çalışmalarını aldık da ben hani size evet rahatlatayım diye vermiştik o yüzden. Hoş uyum çocuğum. Bilmiyorum ben başkanımız yaparsa yaparım ama o biraz kaçacak gibi sanki. Başkanım yapacak mısınız? Ben arkadan size şey geliyorum. Tamam o zaman onu söyletelim size başkanım. Hallederseniz. Satılmış olmalı.